Sağ ol. Bey de aradı. Sağ olun bakın. Bayım Bey, gördüğünüz gibi tabii katkılar için de teşekkür ederiz maddi manevi. Projemiz hakkında Gıyasettin Usta bizi ilgilendirsin. Evet, buyur buyur usta. Usta buyur. Sayın Kıvam Efendim, gördüğünüz gibi 11 ara çok amaçlı. Kalarımız burada. Karşılıklı mı olacak? Yoksa tek. Yok, tek. Bu veya böyle olacak. Aynen. Ön o tarafta. Yeri buraya. Evet. Bu kenara yüksekliği 7 metre. Evet. Asma farklı oluyor değil mi? Asma farklı oluyor. Şurada gördüğünüz gibi. Evet. Bu ne? Ha, çok büyük bir külliyat oldu. Ya, yardımcı olduk da. 50 bin lira evet. Harcadık efendim. O oldu ve perde betonları. Şimdi de temele yeni başladık. İnşallah hayırlısıyla. Bu bir dükkanımız oluyor. Başkanım, iki dükkan. Toplam 11 dükkanlık. İki dükkan bitti. Evet, adam böyle girecek. Şuradan girecek. Karşı tarafa giriş olarak evet. Oradan girecek. Ne zaman inşallah bitirmeyi planlıyorsunuz? Ben yolda yani bize ciddi bir destek verdiler. Yani işin yapımını. Ziraat Bankası'ndan kredi aldı mı? Evet. Oradan da bir kredi aldı. Vali Bey de söyledi ama tabii orada o şeyden yararlanmak için herhalde bölgeye gerek. Şimdi efendim şöyle Beyti Şobap'ta biliyorsunuz arsa üretme problemi var. Başkanım sağ olsun bu konuda bize sözleri var. Beyşof'ta ciddi bir imar planı olmadığı için arsalar bahçe ve tarla konumunda. Dolayısıyla bu husus bu hem bu altyapıyı hazırlamak hem de mevcut burada iş yapacak esnafın diploma meselesi var. Yani işte yeterlilik belgesi usta. Oradan sağ olsun işte arkadaşlar destek verdi bugüne geldi. Yol kaç arabalar gidiş geliş yapıyor mu? Araba dönebilecek mi yani? Geri ileriye gidecek. Başkanım biliyorsun Beyşof Sabri Kaymakam Bey'le Başkan Bey. Kaymakam Bey de siz bizim kral yatırmalarını güçlendirme. Perde atacak. Aynısını bu tarafa da yapacak mısın? Bu en son efendim. Bir dükkanımız işimiz ortaya çıksın en son buraya karar vereceğiz. Ne yapacağız? Evet. Bak sen burayı aldıysa şu büyük bir güzel bir yer olur sen efendim. Sen burayı kullanacak. Yol bu tarafa verildi. Şimdi hali hazırda aslında ilçe esnafına talep var efendim. Başkanım da burada. Bu talep olan arkadaşları da bir organizasyon yapılırsa belki de bu tarafta evin belli tabii hafif sahibi hem baba bağışlarsınız buradan. İnşallah gerisinin geleceğine ben inanıyorum. Hayırlı bura başlayınca tutunca Mermerci Mustafa Bey burada. Yusuf abi demirci burada. Mobilyacı yeni açtı dükkanı 2 ay oldu efendim. Rahmi Bey burada. Evet, burada şey yok. Diğer arkadaşlar yok. Ben bayansımız buradayım. Var, Aziz abi. Aziz beyler var evet. Zekeriya Dursun ben. Beytü Şebap Kalkınma Derneği Başkanıyım aynı zamanda. Ve Beytü Şebap Karma Sanayi Sitesi 11 dükkanlık projenin sözcüsüyüm. Beytü Şebap ilçemizde 11 adet karma sanayi tipi dükkan yapıyoruz. Yanındaki arkadaşlarla beraber aynı zamanda hem ilçemizin sanatkarları değişik kollarda hem de bu projenin birer fertleriler. Çok şükür Sayın Kaymakamımızdan, Belediye Başkanımızdan ve Ticaret Odası Başkanımızdan, Valimizden aldığımız moral ve destekle inşallah projemizi tamamına erdirmeyi hedefliyoruz. 4 ay gibi bir kısa sürede inşallah dükkanlarımızı da açmış, faaliyete sokmuş olacağız. Bu proje bir ihtiyaçtan doğdu. Beytü Şahab'ın sanayi tipi dükkanlara ihtiyacı vardı. Daha önceki esnafımızın şu anda da iş yaptığı dükkanlar bu işler için, işin geçmesi için, yeni makine için yetersizdi. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç çıkınca biz de sohbetlerimizde, dernek çalışmamızda bir araya geldiğimizde bu konuyu gündeme getirdik ve arkadaşlar da istekli olunca tamamen öz kaynağımızla arsayımızı satın aldık. 1,5 dönüm arsa üzerine 6 metre eninde, 14-15 metre uzunluğunda ve iki katlı sanayi tipi dükkanlarımız için start verdik. Ziraat Bankamızın da katkısıyla, bunda banka müdürümüzün büyük emeği var. Yine ortaklarımızdan Sinan Dursun'un emeği var, onun üstüne aldık krediyi. Oradan da kredinin bir kısmını karşılayınca biz işimize başlamış olduk yani. Habib Başkan, Beytü Şahap Belediye Başkanı. Siz? Tabii ilçemizde ihtiyaç duyulan bir siteydi bu. Tabii ki esnaflarımız bir araya gelerek böyle bir sanayi sitesi kurmaya karar verdiler. Bizlere de geldiklerinde heyecanlarını gördüm. Biz de belediye olarak
altyapı çalışmalarında her türlü desteği vereceğimizin taahhüdünü, işte kanalizasyon, içme suyu ve şebeke suyu gibi, aynı zamanda yine iş makineleri desteği vereceğimizin taahhüdünü verdik. Bizler de tabii bu iş birliği, güç birliği içerisinde olan esnaf kardeşlerimizin bu heyecanına ortak olmak istedik. Örnek bir davranış oldu. İnşallah bu özellikle küçük ve orta ölçekli esnaflarımızın burada işlerini kurup hep birlikte omuz omuza, sırt sırta, el ele vererek böyle bir başarıyı yakalamaları bizim için bir gurur kaynağı oldu. İnşallah, ümit ediyorum ki yani kısa zamanda bitecek. Bizler de buradan ihtiyaçlarımızı, ilçe halkımız, çevre, köy ve ilçelerde buradan gelip işte ihtiyaç duydukları tüm araç gereçlerini buradan temin edebilecekler. Hem ilçe ekonomimize, hem ülke ekonomimize, hem de burada çalışan esnaf kardeşlerimizin aile bütçelerine bir katkı olacak. Emeği geçen esnaf kardeşlerimize, destek veren kaymakamımıza, valimize, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımıza ve siz değerli basınımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. İsmail Fendik, Beytüşşevap Kaymakamı. Efendim, 11 esnaf birleşmiş küçük bir sanayi sitesi açıyorlar Beytüşşevap'ta. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle bu 11 esnafımızı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum aynı zamanda. Bu 11 esnafımız aralarındaki güven ilişkisini kurdular, işbirliğini yaptılar ve bugün Beytüşşevap'a örnek olacak bir çalışmanın içerisine girdiler. Bu çalışma üç şey açısından önemli görüyorum ben. Birincisi, malumunuz bölgemiz, ilçemiz 3 yıl, 4 yıl öncesine kadar terör ve şiddet olaylarıyla anılan bir yer idi. Ama hamdolsun kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmalarıyla ilçemizde ve bölgemizde güven sağlandı. Güven, değerli arkadaşlar, güven ve güvenlik bir ilçede, bir bölgede kalkınmanın öncelikli adımıdır. Bu adım atıldıktan sonra işte böyle çalışmalar ortaya çıkıyor. Birinci göstergesi bu. İkinci göstergesi ise şudur. Malumunuz küçük yerlerde, Anadolu'da, ülkemizde, her yerde küçük yerlerde kooperatifleşme ve birbirine güven açısından bir işbirliği kurmak çok zordur. Geçmişte acı tecrübeler yaşanmıştır. Tüm ülkemizde, sadece bölgemizde değil. Bu açıdan küçük yerlerde insanlarımız bir araya gelip ortak çalışma yapma konusunda maalesef güven olmadığı için yapamamaktadırlar. Ama Beytüşşevap'taki bu kardeşlerimiz bize hem birbirine güvenin nasıl olacağını ve bu güven temelli ilişki çerçevesinde nasıl güzel çalışma yapılacağını da göstermektedirler. Bu açıdan Beytüşşevaplı vatandaşlarımızın arasındaki güveni ve birliği, beraberliği göstermesi açısından da önemli bir çalışmadır. Bu ikincisi budur. Üçüncüsü ise şudur. Beytüşşevap'ta yeni yeni gelişiyoruz. Küçük sanayimiz bile yoktu. Hamdolsun güven ortamı sağlandıktan sonra, özellikle seçimden sonraki o sonuçta vatandaşlarımıza güven verdi. Ve artık buraya küçük sanayi tipi bir yapı yapılıyor. Bunun da ötesinde önceden Beytüşşevap'ta kazanılan paralar dışarıdaki çevre il ve ilçelere yapılıyordu yatırımlar. Ama burada özellikle yerel seçimden sonraki oluşan o siyasi huzur atmosferinden sonra da artık yatırımların yönü Beytüşşevap'a döndü. Bugün ilçe dışında yaşayıp, hatta ülke dışında yaşayıp Beytüşşevap'a yatırım yapmak isteyen birçok vatandaşımızın olduğunu ben biliyorum. Tabii bu çalışmalarda sadece yatırımların buraya akması yetmiyor. Bankalarımızın da destek olması gerekiyor. Beytüşşevap Ziraat Bankası hakikaten yeni müdürümüzle beraber tüm esnaflarımıza çok büyük destekler sunuyor. Buradaki çalışmaya da Ziraat Bankamızın çok büyük destekleri var. Sayın Valimiz de bu çalışmayı öğrendikten sonra Sanayi Ticaret İl Başkanımız, Oda Başkanımız olan Osman Geliş Beyefendinin aracılığıyla öğrendikten sonra bizlere talimat verdi. Bizler de tüm desteği zaten veriyorduk. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. İnşallah Ticaret Bakanlığımızın desteklerinin buraya yönlendirilmesi konusunda gerekli çalışmayı yapacağız. Ticaret İl Müdürlüğümüz ve arkadaşlarımızla beraber, belediyemizle beraber inşallah bu çalışma Beytüşşevap'ta gerçekleşecek ve örnek bir çalışma olması açısından da bölgemizde diğer ilçelere ilham olacaktır.